Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık, keyif çayımı içiyorum. Ayten'e gidelim mi? Bugün Ayten'e gidelim mi? Ne zaman? Ne? Ayten. Bu mandallar ille günde 40 kere doldurdu, boşaltılacak değil mi Duru? Abla niye kalkmadı Duru? Abla kalkmadı. Ablam uyuyor hala. Bugün okul yok. Daha doğrusu cuma günü tane günü ya. 2 günde öğretmen de ders işlemeyecekmiş. Allah! O yüzden Abla uyuyor. Tamam, şimdi yerine koyabilirsin. Döktük, mutlu olduk. Şimdi yerine koyabilirsin. Bir rahatladık dökünce. Ay! Ay, çok rahatladık dökünce. Bayılıyorsun dağıtmaya. Ay! Hadi gel, hadi toplayalım da içeri geçelim artık. Ablayı uyandıralım, kahvaltısını yapsın, hadi. Abla da uyuyor. Hadi sonra da anneanneye gideceğiz. Anneanneye gideceğiz. Ayten'e gideceğiz. Abi. Abiye gideceğiz. Hemen abisini aklına getirir. Hamza'ya gideceğiz. Abla. Hamza abisine gideceğiz. Tutu. Hadi topla bakalım. Peki benim elimde ne var arkadaşlar? Tabii ki sabah kahvesi. Abi tarih. Kahve içecek misin annem? Oh mis gibi. Tarih. Tamam, bunu içelim. Ablaya kahvaltısını yaptıralım. Sonra da anneanneye gidelim. Ayten'e gidelim. Saat 12.30 yaptık. Biz de hazırlandık arkadaşlar. Kızları hazırladım. En son yine şarj aletimi unutmayayım. Annemlere giderken hep unutuyorum. Kalmaya gidiyoruz. Bu gece oradayız. Çantamı da hazırladım. Bunlar kapının önünde sabırsız beni bekliyorlar. Hemen ayakkabılarımı giyip çıkıyorum. Pazardan aldığım tişörtü giydim. Bana o kadar güzel ki. Bir de ben bunu 10 liraya aldım arkadaşlar. Kotun üstüne çok da iyi oldu. Kızlar ne giydiler hemen gösterelim. Bu yaramaz kedi kapının önünde sabırsız bekliyor. Burnunun kenarındaki yaraları koparmaya çalışıyor. Taktı ona sabahtan beri. Evet burnun. Azra, ayakkabıların çok şık. Geçen sene anneannesi almıştı. Bandanasını da babaannesi aldı. Tişörtü, yengesinin hediyesi. Böyle tatlı oldular. Gidiyoruz. Evet, bu da tanıtıyor kıyafetlerini. Bak. Bunu anne aldı. Bunu babayla çıkıyor ki. Nereye koşuyorsun böyle? Kız, anneanne kaçıyor mu? Evet. Anneannesi kaçıyor sanki. Hava çok güzel. Sabahtan kapalıydı ama güneş açtı şimdi çok güzel. Yavaş elinize gelir. Hadi bakalım. İnşallah hemen dolmuş gelir bakalım. Dolmuş hemen geldi. Şimdi anneannenin dolmuşuna gidiyoruz, hadi. Ver elini anneciğim. Azra, yavaş anneciğim, dolmuş geliyor. Kenardan anne, git. Hadi gel. Kız mesleğe mi bineceğiz? Yo, tepe başına bineceğiz. Burası Zonguldak'ın dolmuştur arkadaşlar. Gel bakalım. Bütün dolmuşlar buradan kalkıyor. Anneciğim dikkat et. Nasıl koşuyorsun Azra? Anneanne deyince bunlar uçuyor uçuyorsun. Hadi gel bakalım.
dolmuştan indik. O kadar sıcaktı ki dolmuş. Bayılacağım sandım Duru kucağımda. O da terledi, ben de. Anne, kedi var. Adam kedi. Elini sürme anneciğim, gel. El sürmeyin, gelin. Evet. El yapıyor kedi değil mi? Kedi ne yapıyor? Hadi anneanne bekliyor Duru. Hadi anneanne bekliyor. Uyusun kedi aşkım. Uyuyormuş. Bu kız kedileri çok seviyor. Nerede kedi görse böyle saatlerce bakabilir yani. Neyse, hayvanları sevmesi güzel bir şey tabii. Ben de seviyorum ama ben çok korkuyorum hayvanlardan. Börtü böceklerden, köpekten, ne bileyim. Köpeklerden çok korkarım mesela. Köpekten ben de çok korkarım. Evet. Az bir yanımda sakin bile yürüse o köpek, çok tedirgin oluyorum yani. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Kedi görüşürüz diyor, bay bay diyor. Öpücük mü atıyorsun Duru kediye? Öpücük at, öpücük at. Neler yapıyor ya? Hadi gel, rahatsız etme, gel, uyuyor. Kedi uyuyor, gel annem. Hadi biz Ayten'e gidelim, koş. Elini versen elini koparım senin, yer kedi, anne kedi. Kedi uyuyor annem. Babamların bu arka bahçeden biraz erik topladık. Birazdan da çay demleyeceğiz. Vallahi o kadar güzel ki bunları kızarmadan yemek lazım. Bunlar kıpkırmızı oluyorlar. Olduktan sonra da babamlar komposto yapıyorlar. Erik kompostosu. Burada tam 3 tane ağaç var. 1, 2. Bir de aşağıda var. Bir de yolun başında bir erik ağacı var. Ama en lezzetli bu ağacınki. Biraz üstümüz başımız şey oldu. Börtü böcek, ben korkuyorum ya bir şey gelmesin diye. Neyse. Dalından koparmak gibi var mı? Vallahi o kadar sarıyor ki. Bütün ağacı toplayasımız var ama yetişemediğimiz yerler de var. Artık eve çıkıyoruz. Bir çay demleyelim bakalım. Şimdi yiyecek kadar topladık arkadaşlar. Vallahi tadı harika. O kadar tatlı ki. Şimdi güzel yıkayacağım bunu. Ondan sonra biraz kapı önünde erik yiyeceğiz. Saati 5 yaptık. Gelinimiz işten geldi şimdi. Çayın yanına bir şeyler hazırlıyor. Böyle kahvaltılık tarzı. Yemek yapmadık. Zaten dolma biber falan vardı annemde. Onun yanına ilave bir şeyler yapıyor. Ben de dedim taze ekmek alıp geleyim bakkaldan. Erikleri yedik kapının önünde. Çayımızı da demledik. Şimdi artık kapının önünde masa kuracağız bakalım. Serin serin çayımızı içeceğiz. Çocuklar da uyandılar. Nasıl cırlıyorlar evin içinde, bir o yana bir bu yana. Vallahi bir araya gelince hayat onlara güzel yani.
annemin girişine böyle kapıları açtık. Çayın yanına masa kurduk arkadaşlar. Daha doğrusu yer sofrası. Abi attı. Abi neyi attı kızım? Ay neler anlattı, yumurta da geldi. Masamızda böyle kahvaltılık, patates kızartması, soğuk karpuzumuz var. Annem dün dolma doldurmuş. Açı bitti. Böyle yer sofrasında çay içeceğiz şimdi. Ne yapıyorsun? Buradayım. Yukarıdayım. Ben orada hiçbir şey yapmıyorum. Yapmıyor musun? Kapıda ne güzel oynuyorsunuz siz öyle. Aba da gelsin. Duru. Anne ba. Anne ba. Anne. Efendim. Ben top oynarken çektim mi? Çekiyorum. Çektim. Bay bay ya. Bay bay. Uçurdun. Duru nerede kızım? Oldu mu şimdi ya? Erik mi yiyorsun bakayım? Önce sapından yemeye başladın Duru. Bir de yerine koymaya çalışıyorsun tekrar. Bir kapıda bir içeride akşam ettik vallahi. Bir kahve yapayım dedim Demet'e. İçer misin? O da içerim dedim. Sabah içmiştim, şimdi canım istedi vallahi. Yemek yemeyeceğiz nasıl akşam yemeği. 5 çayını zaten geç yapmıştık. Birazdan kardeşim de gelir. Yine böyle bir akşam çayı yapar otururuz ama belki de çocukları uyuttuktan sonra, yani o kadar yoruldular ki ne kapıda durdular ne evin içinde. Evin içine bile küçük park kurduk yani gördüğünüz gibi. Neyse kahvem taşmadan alalım. Canlarım saat 7.30 geçti. Akşam poğaçası yoğuracağım. Margarinli poğaça çekmiş annemin canı. Hemen şöyle az bir hamur yapayım dedim. Bir su bardağı yoğurt koydum. Margarinin yarısını kullanacağım. Yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yumurta, birinin sarısını ayıracağım. Bir tane kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuzunu ekleyeceğim. Aldığı kadar da un koyacağım. Az bir hamur yoğurup peynirli poğaça yapacağım arkadaşlar. Pratik oluyor. Bayağıdır da yapmadım. Ama yaptığımız zaman da güzel yediriyor kendini. Çok az da sirke koyabilirim kıyır kıyır olması için. O zaman hamuru yoğuralım. Poğaçalarım fırına girmeye hazır arkadaşlar. Aralarına peynir koydum. Hemen yumurta sarısını sürdüm ve susam serptim. Şimdi 200 derece pişecek bunlar. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Çok güzel oldular. Şu an çok sıcak tabii, elini yemiyorum. Ama tadı da inşallah güzel olmuştur. Her zaman yaptığım bir tarif. Geldi benimki. Uyuyacaksın sen şimdi. Duru sütünü içecek. Uyuyacak artık saat çünkü. Uyku saati geliyor. Biz de komşularla kapıda oturacağız. Hatta semaver yakacak komşumuz. Çay içeceğiz bakalım. Ama önce Duru'yu uyutmamız lazım. Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Komşularımız sağ olsunlar semaveri yaktılar. Çayımızı demliyorlar. Nefise'cim sağ olsun. Bu akşam bize aynen semaverde çay keyfi yaşatacak. Ne güzel yanıyor bakın. Her akşam gel canım, ben sana yakarım. Yakın olsa gelirim valla. Durucuk da uyurken inşallah şurada azıcık keyif yapacağım ben de. Çayımız da demlendi. Oh mis gibi. Vallahi var ya, tadına doyum olmaz şimdi açık havada. Hatta semaverde olunca daha da başka. Dumanı görüyorsunuz değil mi? Şimdi masaya bir şeyler koyuyor Nefise. Ben de biraz poğaça getirdim. Oh mis.
Çaylar coştu arkadaşlar. Şimdi çayları dolduracağız. Aynen. Sıcak güzel oluyor. Çaylarımızı dolduracağız şimdi bakalım. Oh mis gibi. Apartmanda nerede böyle semaver yakıyorsun? Vallahi müstakil evlerin rahatlığı bu arkadaşlar. Sen şeker atıyor musun Elif'ciğim? Yok tatlım. 2 senedir şeker kullanmıyorum şükür. Sen bırakmadın mı daha? Çok oldu. Ben bekarken bıraktım. Değil mi? Sen de içmiyordun. Aynen. Bunu da Aytucuğuma koyduydum ama o da gelemedi. Annem Duru'yu gözetliyor arkadaşlar. Bize katılamıyor. Gençleri bıraktı çay için diye. Saat 11 yaptık. Kahve içmeden sonlandırmayalım dedik. Çayın peşine kahvelerimiz de geldi. Nefsecimin ellerine sağlık. Anam dökmesem iyiydi. Döktüm. Neyse bize afiyet olsun.